Bak bak, ne yapmış bu? Salmış kendini. Çok komik olmuş kızım. Ablaları da sardı okulu. Bunlar fenalarda. Ne yapıyorsunuz? Şişt, baksanıza bir bana. Benim hakkımda mı konuşuyordunuz siz? Yok. Neye gülüyordunuz o zaman? Boş ver, cevap verme. Kopmuş bu. Yok yok. Cevap versen bana. Gitsene başımdan be. Ne olmuş, sana güldüm evet. Özür dileyeceksin. Delirdin galiba sen. Ya özür dilesene, özür dilesene, bırak. Özür dileyeceksin, özür dilesene be. Bırak. Ya özür dileyeceksin, evet, özür dilesene. Özür dile ya, özür. Bırak. Özür dile. Kızlar koşun, koşun kavga. Ne kavgası ya? Ya özür dile, özür dileyeceksin. Ya özür dile ya. Aa. Ya bırak, ya bırak beni ya, özür dileyecek. Özür dile. Göstermişsin zaten. Yapmışsın yapacağını. Çekil, çekil. Ne oluyor burada? Hocam bakın ne yaptı bana. Peri yaptı. Ya dalga geçtiler benimle ya. Yalan yok öyle bir şey. Sus be yalancı. Bağırma dedim. Tamam, sus artık. Yürü bakayım müdürün odasına. Hadi. Hocam dur. Çekiştirme kardeşim, ben götürürüm. Hayır efendim, sen götüremezsin. Velisi gelsin bunun. Hadi düşün önüme. Velisi benim zaten. Hadi dedim. Hadi kızım sen de. Hadi. Aç şurayı aç. Hadi dağılın. Dağıl, dağıl. Nerede Peri? Peri içeride. Der. Rana Hanım, siz niye geldiniz? Hiç gerek yoktu. Veli olarak biri lazım Nazlı, o yüzden. Nazlıcığım biliyorum, maddi desteğimi istemiyorsun zaten ama izin ver manevi olarak yanında olayım. Fena hırpalamış kızı. Beni içeri de almadılar. Ne yapacağım bilemiyorum artık ya. Öyle mi? Görelim bakalım. Nerede peki? Müdürün odasına buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mithat Bey kızımızın babası. Çok geçmiş olsun. Anlaşılan küçük bir tartışma olmuş. Küçük mü? Dalga mı geçiyorsunuz? Kızın haline bak. Nasıl küçük? Yani Peri de kolay kolay böyle şeyler yapmaz ama. Neyse, olan olmuş. Biz artık çözümüne bakalım, öyle değil mi Müdür Bey? Peki. Çocuklar çıksın. Hem derslerinden geri kalmasınlar. Biz de konuşalım. Tabii Müdürcüğüm. Hadi ben. Hadi ablacığım, git dersin. Nazlı, sen de. Veliler kalsın. Ben de kalmak istiyorum. Çünkü ben Peri'nin velisiyim. Nazlı. İsterseniz Nazlı da kalsın. Bir anlamda onun velisi sayılır. Anneleri hastanede Peri'ye o bakıyor. Kızlar çok zor günler geçiriyorlar. Bu yüzden de Peri oldukça hassas. İzninizle. Mithat Bey, lütfen özrümüzü kabul edin. Kızınızın hastane masraflarını biz karşılayalım. Orada durun bir dakika hanımefendi. Öyle özürle mözürle falan öyle kurtaracağınız bir iş değil bu. Bu kız cezasını çekecek. Tamam mı? Okuldan atılmaysa atılmak, uzaklaştırmaksa uzaklaştırmak. Beyefendi, bu neyin cezası? İki kız, iki küçük kız kavga etmişler, anlaşamamışlar. Ayrıca sizin kızınız kardeşimle dalga geçmiş. Bu da hoş bir şey değil bence. Nazlıcığım, sakin olalım lütfen. Gördünüz mü? Müdür Bey, ablası da bizi dövecek. Kızım bunu yaptığına da şaşmamalı zaten. O Güneş öğretmen de okulda olay çıkarmamış mıydı? Ya bizim muhatap ettiğin insanlara bak be. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Yalan mısın lan? Ne oluyor? Beyefendi. Annem hakkında konuşmayın ya. Nazlıcığım sakin ol. Sen utanmıyor musun hasta bir insan hakkında böyle konuşmaya? Savaş tamam, hadi çık dışarı. Şuna bak ya. Yalan mı kardeşim? He? Annesi de böyle değil miydi bunun? Okuldan atılmadı mı? Bütün veliler de şikayetçi değil miydi? Terbiyesiz. Sen annem hakkında konuşamazsın benim ya. Önce kendi kızına sahip çık. Gerizekalı. Nazlıcığım çocuklar lütfen yapmayın. Anasına bak, kızına bak ha. Şuna bak. Bir de hakinin ağzından çıkanı kulağın duracak. Ne oluyor be? Savaş, delirdin mi sen? Savaş! Çık dışarı. Şikayet edeceğim sizi. Ya sen kimi şikayet ediyorsun be? Kendini şikayet et. Terbiyesiz. Tipe bak tipe. Nazlı yürü. Gel. Kusura bakmayın.
Savaş, senin sayende bütün aileyi dövmüş olduk ya. Sağ ol. Sen adamın dediklerini duymadın mı? He? Duydum da ben gereken cevabı verdim zaten. Sana ne gerek vardı? Hani Peri'nin okuldan uzaklaştırılması yetmedi. O adam var ya, bunun peşini bırakmaz, kızı okuldan attırana kadar devam eder. Atılmaz, bir şey olmaz, merak etme. Hallederiz. Nasıl halledersin? Kavga mı çıkartırız, yumruk mu atarız ha? Çocuklar, hadi bakalım. Siz de artık sakin olun. Nazlıcığım üzülme. Böyle bir şeyin olmasına asla müsaade etme. Gerekirse yüklü bir bağış veririz okula. Mesele kapanır gider. Rana Hanım, biz sizin paranızı istemiyoruz. Ben sadece sana yardımcı olmak istiyorum Nazlı. Rana Hanım, bana yardımcı olmak istiyorsanız lütfen bana bir daha parayla ilgili bir konu açmayın. Yanımıza geldiniz, destek oldunuz. Çok teşekkürler. Bu kadarı yeter. Sağ olun. Biz başımızın çaresine bakarız. Nazlıcığım, ne zaman böyle bir şey desen başınıza bir iş geliyor. Bak, senin durumu da hiç iyi değil. Sen her şeyin üstesinden gelemezsin tek başına. Bırak, izin ver sana yardım edeyim. Peri evde kalsın, o daha küçük. Onun bir düzene ihtiyacı var. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Ben de, kardeşlerim de o Haluk'un evinde asla kalmayacağız. Abla. Abla. İyi misin bebeğim? Gidelim mi artık? Gidelim bir tanem. Rana Hanım, teşekkürler. Hoşçakalın. Savaş. Gelmesen biz kendimiz gideriz. İnşallah Nazlı'nın inatı kırılır yakında. Böyle giderse hiç iyi şeyler olmayacak. Ne gibi? Yani her şeye hazırlıklı olmak zorundayız Savaş. Yani elbette ben de öyle olsun istemem ama Güneş ölürse kızların sonunu hiç iyi görmüyorum ben. Güneş Hanım daha ölmedi anne. Yaşıyor. İnşallah da kurtulacak. Geçecek hepsi. Ne diyelim ki kötü bir şey oldu. Ben her zaman gücümün yettiği kadar kızların yanındayım. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sen elinden geleni yapıyorsun. Ama Nazlı sinirlendiğinde seni bile yanında görmek istemiyor bazen. Neyse, ben gideyim. Sen ne yapacaksın? Benim bir ufak işim var, onu halledip geleceğim. Her şeyden haberdar et beni, olur mu? Kızlar da kalmasın aklım. Tamam, tamam. Önce bir konuşacağız. Okul müdürü öğretmenler yetmemiş gibi, bir de sen mi azarlayacaksın beni abla? Bebeğim, ne azarlaması? Ben sadece ne olduğunu öğrenmeyi anlamaya çalışıyorum. Ya çalışma! Ya bir şey de öğrenmeyiver. Aynen benim her şeyi öğrenmeme gerek olmadığı gibi. Ablacığım, biz senden neyi sakladık şimdiye kadar? Senin ablam neden söylemedin bana? İntihar etmeye çalışmış. Sen bunu nereden öğrendin demeyeceğim. Sabah söyledi değil mi? Ya öğrendim işte onu. Bir önemi mi var? Ya beni adam yerine koymuyorsunuz ya, umursamıyorsunuz. Bıktım artık ya. Bana bağırma. Bağırırım. Sen her şeyi öğrenmek mi istiyorsun? Aç kulaklarını, beni dinle küçük hanım. Rana Hanım ne dedi biliyor musun? Onlar da yaşamanı istiyor. Sana bakamadığımı söylüyor. Sen de bu yaptığın hareketlerle bunu destekliyorsun. Duydun mu beni? Onda mı kalmamı istiyor? Sen ne dedin ki? Ne diyeceğim, hiçbir şey söylemedim. Belki de haklı. Belki de onlarda yaşaman lazım. Ne? Sana da bu yakışıyor zaten. Ver kurtul. Bana bak fare. Ya bana fare mare deme ya. Nefret ediyorum hepinizden. Peri ablacığım öyle... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.